Satanın milleti ayrı olsun. Amin. Hayırlı olsun. 7 Haziran genel seçimlerinin ardından AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin il il milletvekili listeleri belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Türkiye genelinde milletvekili sayısı 258, CHP'nin 132 iken HDP ile MHP'nin vekil sayısı birbirine eşit. Bu seçim ülke siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına sebep olurken Muğla'da partilerin çıkardığı milletvekili sayısı değişmedi. 2011 genel seçimlerinde olduğu gibi meclise 6 milletvekili gönderecek olan Muğla'da CHP 3, AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti seçildiği Muğla'da milletvekilleri şöyle. CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir. AK Parti Muğla milletvekilleri Hasan Özyer, Hasan Kökten. MHP Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan. Kanal 48 Haber Merkezi olarak ulaştığımız milletvekilleri seçim değerlendirmesini yaptı. CHP'nin Muğla milletvekili adayları listesinde birinci sırada adı geçen Akın Üstündağ'ın seçimle ilgili yorumu şöyle oldu. Muğla açısından Muğla gerekeni yapmıştır. Her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi anlamda destek vermiştir. O açıdan Muğla seçimimize, Muğlalılara teşekkür ediyoruz Muğla'nın şeylerimize. AKP ile kimsenin koalisyon kurmama gibi bir şey ortaya çıktı. Böyle bir durumda bir hükümet kurma çalışmalarında erken yapılan açıklamalar biraz da pazarlığı kızıştırma anlamına geldiğini düşünüyorum. Bakanlık vesaire. Mutlaka bir hükümet çıkacaktır. AK Parti'nin azınlık hükümeti konusunda ısrarcı olabileceğini söyleyen Üstündağ, bu seçeneğin koalisyon yapılmasından daha düşük bir ihtimal olduğunu ileri sürdü. Biliyorsunuz AKP'ye görev verdikten sonra hükümet kuramazsa AKP, 45 gün içerisinde seçime götürebiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Onun için belki başka bir partiye vermemek gibi bir tavır içerisinde, antidemokratik bir tavır içerisinde girebilir. Bu durumda da çok ciddi tek kalır. AKP'nin dışındaki hiçbir hükümet formülüne Cumhurbaşkanı evet demeyeceğini düşünüyorum. CHP'nin ikinci sıra adayı Ömer Süha Aldansa seçimi şöyle değerlendirdi. Sonuçlarında yani öncelikle belirtmek gerekir ki biz gene 2011'deki seçim oyumuzu hemen hemen aynen tekrarladık gibi görünüyor. Ama iktidar partisi önemli oranda oy kaybetti. Bizim aslında beklentimiz %28'ler dolayındaydı ama şöyle bir gerçek ortadaki %3 dolayında oyumuz HDP'ye gitmiş durumda. Bu nedenle biraz şey gibi görünüyor. Yani çoğu ısrarla arkadaşlarımıza söylememize rağmen işte Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelidir dememize rağmen belli ki Türkiye'de yani HDP barajı açsın kaygısı içerisinde bir kısım CHP'liler, hatta Adalet ve Kalkınma Partiler de dahil HDP'ye oy vermiş durumda. Aldan, seçimden çıkan sonuca göre AK Parti tek başına hükümet kuramayacak dedi. Tek parti dönemi Türkiye'de artık sona erdi. Tek parti dönemi istikrar gibi gösterilse de aslında tek partinin bir süre sonra otokratlaştığı, yani toplumda daha baskıcı bir anlayış egemen kıldığı görüldü. Koalisyonu deneyeceğiz. Önümüzde bir koalisyon süreci var. Bununla ilgili alternatifler var. Ama benim aklımdan geçen şahsen HDP ile MHP bir arada koalisyon olmayacak gibi göründüğü için ve de çoğu partide AKP ile bir koalisyon girişiminde bulunmayacaklarını açıklamışlarken en iyi çözüm CHP'nin bir azınlık hükümeti kurması, MHP'nin ve HDP'nin onu dışarıdan desteklemesi. Eğer böyle bir olasılık ortaya çıkarsa Türkiye yeni bir döneme geçecektir. AK Parti'nin şu aşamada güven oyu alması uygun görünmüyor diyen Aldan, AK Parti'nin azınlık hükümet olarak devam etmesinin sağlanması, meclisin çalışmaması anlamına gelir şeklinde konuştu. Daha doğrusu AKP hiçbir yasayı geçiremez. Muhalefet istediği kanunları meclisten geçirmeye başlar. Evet. Bu da Türkiye'de bir kaosa neden olur.
milli iradeye de saygı göstermek lazım. Bu anlamda eğer azınlık hükümeti ancak dışarıdan destekle devam edebilir. Üç siyasal parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi, eğer AKP azınlık hükümetine destek vermezse bunu devam ettirmek doğru olmaz. CHP'nin 3. sıra milletvekili Nurettin Demir, seçim sonuçlarının demokrasi anlayışının kökleştiğini gösterdiğini belirtti. Oldukça endişe vardı Türkiye'de. Acaba demokrasi sekteye uğratılacak mı? Demokrasiyle ilgili acaba demokrasiden vaz mı geçilecek? Bir padişahlı sistemi mi gelecek? Bir diktatörlük sistemine mi geçilecek diye. Böyle bir ciddi bir endişe vardı sokakta, halkta. Bu nedenle zaten HDP'nin de barajı aşmasında büyük bir etken oldu diye düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan sonra daha etkin olacaktır Türkiye'nin yönetiminde. Yani o nedenle önemi artır Büyük Millet Meclisi'nin. Evet. Manipülasyonlardan artık uzak kalacaktır. Sol görüşlü kesimin ona büyük bir destek vermiş olduğunu görüyoruz. CHP'nin bundan 4-5 puan onlara CHP'liler ödünç oy vermiştir. Demokrasi açısından, yani demokrasinin gelişmesi, kurtulması, meclisin tekrar etkin olmasında gerçekten CHP'liler, bu cumhuriyeti kuran, bu devleti kuran bir partinin üyeleri bence demokrasinin sahip çıkılmasında önemli rol oynadığını düşünüyorum. Demir koalisyon konusunda ise şunları söyledi. Cumhurbaşkanı bunu içine sindirebilir mi bilmiyorum. Yani bu milli iradenin, demokrasinin bu şekilde güç kazanmasını içine sindirebilir mi bilemiyorum. Azınlık hükümetini ısrar eder mi? Bakın ben Türkiye'de kaos oluyor deme noktasına getirtir mi? Bu özellikle manipülasyonlarından ben tek duracağını zannetmiyorum. Yani anayasa sınırlarına çekileceğini Recep Tayyip Erdoğan'ın zannetmiyorum. Yani yerinde durmayacaktır, tek durmayacaktır. Hı hı. Bizim görüntü değişiyle. O endişeyi yaşıyoruz. Bir, yaşıyorum ben. İki, CHP şimdi en önemli faktör oldu hükümeti kurma konusunda. MHP ile CHP kurabilir, hükümet kurabilir, HDP dışarıdan olabilir. Ya da CHP tek başına hükümet olur, HDP ve MHP dışarıdan destekli olabilir diye düşünüyorum. MHP'nin Muğla milletvekili adayı Mehmet Erdoğan ise seçimi şöyle değerlendirdi. Valla şimdi tabii bu seçim sonuçları Muğla açısından da Türkiye açısından da hak ettiğimiz bir sonuç değil. Gerçekten biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçime çok hazırlandık. Ortaya çok ciddi bir seçim beyannamesi koyduk. Ortaya çok ciddi bir kadro koyduk. İşin doğrusu bütün teşkilatlarımız, adaylarımız, partimize gönül veren herkesle bir gün yettiği kadar çalıştı. Koalisyonla ilgili arkadaşlar, tabii dün Sayın Genel Başkanımız zaten açıklamayı yaptı. Bizim şu tabloda bir koalisyona girmemiz hemen hemen mümkün değil. Çünkü AKP ile yapılacak bir koalisyon, onun hesabının örtülmesi demek, onun kabullenilmesi demek, böyle bir şeye Milliyetçi Hareket Partisi girmeyeceğini zaten daha önceden de deklar etmişti. Bunu Sayın Genel Başkanımız hep dün geceki konuşmasında, hem de daha önce Start Derecinde yaptığı konuşmada söyledi. Onun dışında bizim koalisyon yapabileceğimiz geriye de başka bir seçenek kalmıyor. HDP ile de herhangi bir şartta, herhangi bir zeminde buluşmamızın mümkün olmadığına göre AKP bizim dışımızdaki partilerle bir koalisyon arayışına girecek ya da Türkiye yeni bir seçime girecek. Yapılacak başka bir şey yok. AK Partili milletvekili Hasan Özyer ise demokrasi gereği halkın önüne sandık kondu. Halkın takdiri böyle dedi. Tabii ki sandığa gittik. Demokrasinin gereği olarak milli irade ortaya çıkmıştır. Vatandaşımız bu konu tercihte bulunmuştur. Bunun ülkemizde hayırlı olmasını diliyorum. Yani buna saygı duyması gerekir herkesin. Evet. Demokrasilerde bu sandık. Halkın önüne kondu ve bu sonuçlar çıktı. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Tabii Türkiye inşallah yani tek başına iktidarlar daha fazla istikrar demek ama milletimizin teveccühü bu yönde ise yapacak bir şey yok. İnşallah
yine hükümetimiz bir siyasi kriz yaşamaz. Koalisyon kurulur. Ve Türkiye ekonomisi veya ne bileyim size ekonomik sıkıntılar yaşamadan yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ciddi bir uyumlu bir koalisyon kurulamazsa erken seçimde alternatiflerden biri olur. Sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.